Sevgili seyircilerimiz, kıymetli izleyicilerimiz, sizin saatiniz geldi. Siz soracaksınız, uzmanımız cevaplayacak. Yapmanız gereken tek şey 0212 alan koduyla 333 33 70 ve 71 bize ulaşabileceğiniz canlı yayın telefon numaralarımız. Bize ulaşmak isterseniz buyurunuz efendim, sizi dinliyoruz. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nur Hanım. Merhabalar. Merhaba. Ağlıyor musunuz? Evet Nur Hanım. Neden ağlıyorsunuz? İki gündür çok kötü. Ne oldu? Yani geceleri uyuyamıyorum böyle. Kim arayacağımı bilemedim. Kiminle konuşacağımı bilemedim. Biz buradayız. Biz buradayız. Hiçbir şey için üzülmeye değmez. Ama tabii ki belli ki yaşadığınız şey çok canınızı yakmış. Dinleyelim. Nedir sizin bu gözyaşlarınızın sebebi? Nur Hanım, 14 yıldır evliyim. Evet. İki tane çocuğum var. Bir oğlum, bir kızım var. Eşimle hiç anlaşamıyorum. Bir gün yanımda olmaz. Hiç beni anlamıyor, dinlemiyor. Konuşmuyor, sohbet etmiyor benimle. Bir sorunum oluyor. Mesela diyorum, uyumlu müdürle güzelce konuşabilir miyiz diyorum. Ya şiddet, hayır diyor, dinlemiyor beni. Odadan çıkıyor, sus diyor, seni dinleyemem diyor, kafamı ağrıtma diyor. Ama çok heyecanlıyım, kusura bakmayın, şu an titriyorum. Yok, önce bir sakin olun. Yanınızda, yamacınızda bir bardak su varsa için. Ne ol, yalnız mısınız evde? Evet, kızım var, o da içeride, o duymasın aman, diye yavaş konuşuyoruz. Ne olur, ne olur sakin olun, ne olur sakin olun. Şimdi anladığım kadarıyla eşiniz yıllardan beri böyle davranıyor size. Evet Nur Hanım, evet. Peki ya ne ben... oldu? Son dönemde artık bir patlama mı yaşıyorsunuz yoksa çok ciddi bir olay mı yaşadınız? Ya şöyle söyleyeyim Nur Hanım. Ben hep sorunlar oluyor ailesi. 19 yaşındaydım bununla evlendiğimde. Ben kendim de 6 yaşında annesi babası kaldım. Böyle zaten yaralıyım yani. Sevgiye, ilgiye ihtiyacım var. Hep itirdim. Kafamın bir yuvam olmadı. Bununla evlendim. Aramızda 13 yaş var. Hep bunlar beni aramızda çok yaş var. Annesiyle, babasıyla, ailesiyle. Hep beni kendi dengelerinde istediler. Hep beni itti. Ben onlara annem, babam dedim, abim dedim, ablam dedim. Hep beni ittiler. Sen yarısın, sen şöylesin, sen böylesin. Beni hiçbir zaman kabullenmediler. Ve eşim de bunlar söylerken onların yanında oldu. Sus, onlar ne derse evet diyeceksin. Onlar sana şiddet uygulasa da ağzını açmayacaksın. Onlar peki da... kayınpederiniz, kayınvalideniz, görümceniz, kaynınız şiddet uyguladı mı size? Şey olarak olmasa da hep psikolojik şiddete mağdur kaldım. O da bir şiddet, hani yani. Evet, şiddete kesinlikle mağdur kaldım. Özellikle kayınlarım tarafından. Hatta kayınımın biri kapıma geldi. Eşim ona rağmen ağzını açmadı. Hep onların yanında oldu. Hatta dün akşam en sonunda artık... Bir dakika, kaynınız niye kapınıza geliyor sizin? Çocuklarımız aralarında tartışmışlar. Sorun çıkmış. Ben de hani söyledim yeğenine, uygun bir dize neden böyle yapıyorsun şu bu diye. Haliyle biraz tepki de gösterdim. Oradan gitmiş babasının annesine, işte beni dövdü diye benden için. Hatta o arada eşim de yanımdaydı. Evet. Beni dövdü diye söylemiş. O da çocuğun babası da kapıma baskına geldi. Vay senin işte bunu eşin nasıl yapar, bunu nasıl yapar da bir daha ne elime gelsin, ne kapıma, ne şöyle bana hakaretler, böyle bayağı bir kötü sözler de söyledi. Ve eşim orada bakıyor. Ona rağmen bana sus yapıyor, böyle işaret yapıyor bana gözüyle kaşıyla. Kardeşi gidince bana bu şey diyor, işte sen diyor, onlar ne derse desin ağzını açmayacaksın, söylemeyeceksin. Onlar benim ailem. Hep bunu yapıyor. Annesiyle babası ise bayağı yaşlı insanlar. İki gün önce kayınvalidem geldi. Artık arama mesafe koydum. Baktım bunlarla olmuyor. Beni anlamıyorlar. Ben çok pozitif bir insanım. Her şeye rağmen yaşamayı seviyorum. Ve onlar tam tersi. Böyle hiç nasıl diyeyimse yaşamayı sevmeyen bir tipler. Kaç çocuğunuz var? İki çocuğum var. Onlara göre yani kadın köle. Kısaca öyle söyleyeyim size. Ve kayınvalide artık mesafe koymaya karar verdim. Çünkü olmuyor. Gidip geldikçe birbirimizi incitiyoruz. Beni anlamıyorlar. Hep yanlış anlıyorlar. Koydunuz mu mesafeyi? Evet, koydum mesafeyi. Ve iki gün önce kayınvalidem geldi. Hatta kayınvalidem gelmeden eşim diyor ki bize, çocuklarla bana ne derse desin ağzınızı açmayın. İşte söylesin, kötü söz de söylesin. Zaten onlar yaşlı, ölecekler, gidecekler. Bak size şöyle yaparım, şunu yaparım, bunu yaparım. Neyse geldi, ben hiç ağzımı açmıyorum. Hoş geldin anne dedim. Yemek yer misin, işte çay içer misin, neyse hepsini söyledim. Gittiler ikisi, sonra geldi işte evde eşim oraya buraya çarpıyor, kapıları vuruyor, tabağı kaşığı yere atıyor, tencereleri fırlatıyor. Güya bana misvet yapıyor. Artık
Gece çocukları sıkıştırırken duydum. Tuvalete kalktıydım. Şey diyor, o diyor benim hakkımda hakaretli konuşuyor çocuklara. Ona diyor yapacağımı biliyorum diyor. Hani benim karşıma gelip konuşmuyor, çocuklarımı sıkıştırıyor. Benim hakkımda hep kötü sözler söylüyor. Çocuklar. Ama gidiyor, eşiniz babaanne... bunu evliliğinizin başından beri böyle yapıyor zaten değil mi? Yeni bir şey değil yani bu. Ya evet, yeni bir şey değil ama bu aralar iyice arttırdı. Şu aralar iyice arttırdı. Ve bana diyor ki dün konuştu, benim de onlar ailem diyor. Ve 12 yıldır da hep ayrı yatıyoruz. Hiçbir şekilde yanıma yaklaşmıyor, beni dinlemiyor. Hep onlar nasıl yani? Diyor. 12 yıldır mı? Bir dakika, çocuğunuz kaç yaşında? Küçük çocuğunuz? 13 yaşında. İlk çocuğum 13, ikincisi 10 yaşında. 12 yıldır hiç birlikteliğiniz yok yani, öyle mi? Yok yok, hayır. Ya var şey olarak mesela şey olduğunda oluyor ama nasıl diyeyim? Onun mesela geliyor istediğinde ama öyle yatalım beraber hiç şeyimiz yok. Yataklarımız ayrı tamam. Nasıl yani? Eş kocanız geliyor, cinsel beraberliği gerçekleştirdikten sonra yatakları mı ayırıyorsunuz? Evet evet evet, mesela bunu dile getiriyorum. Bu çok onur kırıcı bir şey değil mi itici, ya? Çok. Bir kadın için çok onur kırıcı bir şey bu. Canı istediğinde bir de geliyor. Peki niye bunu kabul ediyorsunuz? Neden bunu kabul ediyorsunuz? İlk başta şöyle oldu. Benim ya nasıl, neden bunu kabul ediyorum? Konuşuyorum. Söylüyorum, bak inciniyorum, şöyle böyle diyorum. Sen nasıl indirsin? Senin kalbin var mı? Huzur istiyorsa huzur evine gitse bana böyle ters cevaplar veriyor. Şimdi bir dakika. Şimdi uzmanımızı dinleyin. O adamın ters cevapları, adamın ahlaksızlığı, adamın kendiliksizliği, her şeyi ona yükleyebiliriz. Siz bu durumda ne yapıyorsunuz? 12 yıldır size bir koca gelip diyor ki gel birlikte olalım. Birlikte olduktan sonra yatakları kalkıyor, ayrılıyor ve sana hakaret etmeye başlıyor. Ama 12 yıldır siz buna sessiz kalıyorsunuz. Ya, neden sessiz kalıyorsunuz? Ya, çocuklarım, kızım hasta. Kızım tedavi görüyor. Gidip geliyoruz. Kızım bayağı bir rahatsızlığı kötü. Yani şu an söylesem izleyenler var. Sizi beni anlarlar. Nesi var acaba söylemeyin kızınızı? Hastalığını söylersen beni anlarlar. Söylemeyin, söylemeyin. Tamam, söylemeyin. Peki. Siz o zaman lütfen uzmanımıza kulak verin. Şimdi ben... Nerede hata yaptınız ve ne yapmanız? Esra Hocam, ne olur beni arasın. Bana bir dönsün. Çok çaresizim. Bir yere gidemiyorum. Kimseyle konuşamıyorum. Kimseye anlatamıyorum. Psikoloğa gideyim diyorum. Para vermiyor. Ekonomik şiddeti çok var. Hiçbir şekilde anlaşamıyoruz. Dün konuştuk. Bilmiyorum bak. Güzelle konuşmaya çalışıyorum. Çok sinirli olmama rağmen hani sakin kalmaya çalıştım çocuklarım için. Ama şöyle ben anlıyorum hissettiğinizi. Maalesef birçok kadın böyle bir durumda. Şimdi sizin teşekkürler. Hem çocuğunuzun dolayısıyla hem de yaşadığınız işte çocukluktaki değersizlik, 6 yaşında anne babanızı kaybetmişsiniz, onun dışında bir iş imkanınız yok, ekonomik gücünüz yok. Maalesef kötücül erkekler diyelim ya da bazı narsistik erkekler sizin onlardan gidemeyeceğinizi bildikleri noktada sizi değersizleştirmeye, sizi gerçekten sizin tabir ettiğiniz gibi değersiz bir şeymişsiniz, değersiz bir insanmışsınız gibi davranmaya başlıyor ve böyle davrandıktan sonra sizi de buna inandırıyor. Sizin aslında çaresizliğiniz birazcık öğrenilmiş çaresizlik. Nedir öğrenilmiş çaresizlik biliyor musunuz? Size o kadar çaresiz, değersiz ve önemsiz davranır ki bir süre sonra siz ondan başka hiçbir yere gidemeyeceğinizi düşünürsünüz. Çünkü siz zaten değersizsinizdir ve ondan başka sizi kabul etmez. Sizin başka yapacak hiçbir şeyiniz kalmamıştır. Maalesef sizin gibi birçok kadın öğrenilmiş çaresizlik duygusuyla onunla hiç iyi davranmayan, kötü davranan erkeklerin, narsist erkeklerin evinde ve dizinin dibinde kalmak zorunda oluyor. Ama ben şimdi buradan da söz veriyorum. Size yardımcı olacağım. Çok ücretsiz seansta vereceğim. Sizi güçlendireceğim. Bir kere öncelikle sizin güçlenmeniz lazım. Bu adamın söylediği hiçbir şey doğru değil. Siz değersiz değilsiniz. Siz önemlisiniz. Siz bir insansınız. Sizin vücudunuzdaki, sizin varlığınızdaki hiçbir şeyi yaratacak teknolojik güç, hiçbir şey yok. Yani siz bu kadar özelsiniz. Sizin bir eşiniz daha yok. Hep bunu kendinize hatırlatın. Öğrenilmiş çaresizlik Öğrenilmiş çaresizlik. Gerçekten öğrenilmiş çaresizlik. Gerçekten ben size yardımcı olacağım. Öyle de bir narsist adamdan kurtulursunuz ve kendinizi öyle iyi hissedersiniz ki oh be dünya varmış, oh be ben varmışım dersiniz.
Böyle şeylere tabii öğrenilmiş çaresizlikte olduğunuzu anlamanız da çok önemli. Çünkü bu erkekler bu durumda çok iyi bir manipülatör oluyorlar. Ay çok ve size kötü. inandırıyorlar. Ya ne demek, hiçbir değer yok. Yani bugün yeni tanıştığın biriyle bile gidiyorsun, ne bileyim işte bir kahve bir çay içiyorsun, karşılıklı oturup bir sohbet ediyorsun. Yani düşün, hiç sende emeği olmayan insana bile bir emek veriyorsun. Tabii ki. Sende emeği olan, 15 yıldan beri karın olan, sana iki çocuk veren bir kadına yaptığın şeye bak. Korkunç Kişiliksiz bir adam şey. Yani. Bakın sizin bedeniniz, ben herkese söylüyorum, beden dünyanın en kıymetli şeyi. Gerçekten hiç bak, bir tane bir etin kopsa yapılamıyor. Yani o kadar kıymetli. Gidip sizi bu kadar değersiz hissettiren, geliyor birliktelik yaşıyor, gidiyormuş. İşte canı istediğinde geliyormuş. Siz böyle bir şey değil, böyle bir şey hissettirmesine izin vermeyin. Çünkü biz kimsenin. Kadınlar şöyle düşünüyoruz. Cinselliği yaşarsak belki adam düzelir diye. Asıl bunu konuşalım reklamdan Evet. sonra. Reklama gidip geliyoruz sevgili seyircilerimiz. Siz soruyorsunuz, Esra İzmeci cevaplıyor.